Ya abla, söylüyorum ama yani Han omlet değil, sahanda sever yumurtasını. Niye bana inanmıyorsun? Hadi be oradan. Sanki sen besledin, büyüttün Han'ı. Çok biliyorsun, işine bak. İyi tamam, sofraya gelince sorarız. Ya sabır. Ayrıca sosis de seviyor ama sen onu eve sokmuyorsun işte. Hay hadi be oradan. Sever mi onu pis pis? Ha? Amerikalarda sevdirmişler ona. Haberin yok senin. Dışarılarda yiyor yani o. Öyle mi diyorsun? Seviyor mu yani? Vallahi bak. Ama pistir o şimdi ya. Nasıl temizleyeceğiz ki biz onu? İyi tamam, söyle Bayram'a da alsın gelsin hemen. Uyanmadan yapalım, sürpriz olsun. Şimdi onu iyice bir sabunlamak lazım. İşimiz çok, hadi. Çok iyi oldu. Gideyim, tamam. Hadi. Ay ben de severim aslında tamam, abla. Tamam uzatma, yeme sen. Han'a yapacağım. Girebilir miyim? Gel. Acıyor mu çok? Yok. Ablamları görsen aşağıda. Kahvaltıda sana ne hazırlayacaklarını şaşırdılar bak. Görsen o kadar komikler ki. Abi, merak etme. Halledeceğim ben. Barıştıracağız biz sizi. Vallahi bak. Zaten İnce abla da çok kötüymüş. Kimseyle görüşmüyormuş, konuşmuyormuş. Belli ki o da sensiz çok mutsuz. Ege bile söyledi. Yani ablamın bu kadar kötü olacağını ben de tahmin etmiyordum dedi. Eğer bu kadar mutsuz olacaksa barışsınlar diyor. O da üzülüyor sizin için. Yani ben karışmam da diyor ama orası bende, bende. Sağ ol Neriman. Her şey düzelecek, merak etme sen. Mesela bizim sınıfta bir kız var. 5 yıldır aynı çocuğu seviyor. Yani hem de hiçbir umudu olmadığı halde vazgeçmiyor. 5 yıldır. 5 yıldır. Neden vazgeçmiyor? Muş yani. Sabahları uyanmak için bir sebebi oluyormuş. Öyle diyor yani. Ben de sordum çünkü ona. Dedim ki neden vazgeçmiyorsun? Çok belli olmayacak bu iş dedim, söyledim. Olsun diyor. Önemi yok diyor. Hadi gel aşağı inelim, kahvaltıya gidelim. Bak bugün çok güzel bir gün olacak. Ben hissediyorum, içime doğdu. Hava da güzel. Ablamlar bile neşeli. Bekliyorum bak. Tamam? Tamam. Tamam.